Ebru kardeşimiz bir soru sormuş. E, adalet yürüyüşü hepimize umut oldu. Şimdi de kurultay insanların harekete geçeceğine, farkındalığının artacağına inanıyor musunuz diye soruyor. Kesinlikle inanıyoruz. Yaşadığımız bu süreç şu ana kadar gelen talepler, şu ana kadar gelen mesajlar, ilginin şu andaki dozu bile e, bu kurultayın gerçekten çok etkili ve güzel geçeceğini gösteriyor. Adalet özlemini konuşacağız. Adalet yürüyüşünde yürüdük, burada da konuşacağız. Bir başka soru Merve kardeşimizin sorusu: Adalet Kurultayının Adalet yürüyüşünden farkı nedir? Yürüyüşün devamı niteliğinde bir şey mi diye sormuş. Sevgili Merve kardeşim, öncelikle sorunuza teşekkür ediyorum. Bunlar birbiriyle farklı konsepte iki eylem biçimi birbiriyle aynı şekilde ölçülmesi birbirinin devamı gibi görülmesi birbirinin benzeri gibi görülmesi çok uygun olmayabilir bunun yerine farklı eylem biçimleri olarak ele almak lazım ortak olan şey adalet duygusu adalet isteği orada yürüdük en geniş kesim adaletle ilgili aktif etkili bir yürüyüş yaptı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında milyonlar gönlüyle yüreğiyle ayaklarıyla bedeniyle yürüdüler Adalet kurultayında ise konuşacağız, tartışacağız, görüşlerimizi açıklayacağız. Hangi adaletsizlik alanları olduğuna bakacağız. Sekiz temel adaletsizlik konusu altında aslında bütün adaletle ilgili sorunları konuşabildiğimiz ölçüde konuşmaya çalışacağız. O yüzden bunlar aynı ortak paydaya belki yönelen ama birbirinden farklı eylem biçimleri, konseptleri ayrı. İkisi de e, güzel olacak. Adalet yürüyüşü çok etkili ve güzel bir yürüyüş oldu. Herkese destek veren, omuz veren herkese teşekkür ediyoruz. Adalet kurultayı da aynı şekilde adaleti isteyen, özleyenlerin ortak buluştuğu bir kurultay olacak. 26-29 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale, Gelibolu, Tarihi Yarımadası, Kocadere Park alanında herkesi bekliyoruz.